Bu da gördüğünüz gibi zerdeçal. Zerdeçalın kökü altın sarısı da diyemeyeceğim de turuncu değil mi? Turuncu. Turuncu çok güzel bir rengi var kökü. Zencefil gibi değil. Gördüğünüz gibi küçük kökleri ama böyle biraz farklı. Evet, kopardık bir parça. Çamurunu temizliyoruz. Böyle altın sarısı da değil de turuncu bir yapıya sahip. Zerdeçal'la ilgili günümüzde 5000 klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda zerdeçalın birleşimindeki bu etken madde, kökündeki bu etken madde kurkumin, miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü erittiği, kan kanseri yani lösemiye karşı etkili olduğu dünya çapında yapılan araştırmalar belgelenmiştir. Yıllardır deniyorduk Türkiye'de zencefil ve zerdeçalı yetiştirmeyi. Ne yaptık? Hamdolsun başardık. Hem zencefil hem zerdeçal Türkiye'de yetiştiriyoruz. Soğuk olmayacak, don olmayacak. Çünkü Çin'den, Hindistan ve Brezilya'dan zencefil veya zerdeçal getirirseniz ne olur? Onlar ilaçlıyorlar veyahut da buzhanelerde getiriyorlar. Tabii ki içerisindeki etken maddelerin çoğu eterik yağlar vesaire değerini kaybediyor. Bu nedenle 2-3 kat zencefil kullanmak gerekiyor normalden. Organik zencefil, Türkiye'de yetişen zencefili kullanırsanız mesela bir tonda 100 kilo fazladır. Ama Çin'den, Hindistan'dan veya Brezilya'dan gelen, gemilerle gelen zencefil birçok etken maddesini kaybettiği için en az 200 kilo kullanmanız gerekir. Yani hem pahalı, maliyetli oluyor hem değer kaybediyor. Etken maddeyi kaybediyor. Bu nedenle yıllar süren çalışmalar sonucu hem zencefili hem zerdeçalı hem aloe verayı ülkemizde yetiştirdik, yetiştiriyoruz. Aloe vera zaten yetişiyordu. Onu daha güzel metotlarla yetiştirdik. Hamdolsun başardık. Hürmetler, saygılar.